Bir insanın hareket edebilmesi için iskelet sisteminin yanı sıra bir kas sistemine de ihtiyaç vardır. Çünkü iskeleti oluşturan tüm kemikler kaslara bağlıdır. Kas kasılırken kemikleri çeker ve onların hareket etmesini sağlar. Böylece kas ve kemikler birlikte çalışarak birçok hareketi yapabilmemizi sağlar. Yaptığımız tüm hareketler sırasında kaslar ve kemikler beraber hareket eder. Burada karşımıza eşsiz bir koordinasyon örneği çıkar. Çünkü hareket etmemizi sağlayan kas sistemimiz kemiklerin yapısını ve işlevini, aynı şekilde kemikler de kaslarımızı çok iyi tanır, adeta birbirlerinin dilinden anlarlar. Örneğin oturmak istediğimizde dizin eklem yerinden bükülmesiyle birlikte bacak kasları da harekete geçerek kasılır. Biz de bu sayede hiç zorlanmadan oturur kalkarız. Kas, kemiği öyle uygun bir şekilde sarar ki kasın kasılabilmesi için gerekli olan her türlü şart en uygun şekilde hazırlanmış olur. Ne kas kemikten sıyrılır gider, ne de kemik kası parçalar. Birbirinden tamamen farklı olan bu iki doku, iki ayrı kompleks sistem, birbirleriyle mükemmel bir işbirliği içindedir. Bu durum, insan vücudundaki her dokunun, her hücrenin üstün bir güç tarafından yönetildiğini ve yönlendirildiğini gösterir. İnsanların kemiklerini yaratan, onlara kasları giydirerek, birlikte uyum içinde çalıştırarak yürümemizi sağlayan Allah'tır. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir.